Herkese selamlar. Evet, biz ev aramaya devam ediyoruz. Bu videoda da ev ararken yaşanacak muhtemel problemleri ele alacağız. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Türkiye'de iken, henüz gelmemişken ilk etapta tutacağınız geçici evinizi daha uzun süreli tutmayı unutmayın. Biz bir hafta 10 gün gibi bir şey tutmuştuk. Baktık ki zaman doluyor. Ne yapacağımızı tam bilemedik mesela. Uzattık mecburen. Ama problem oldu yani. Bizden sonra birisi kiralamıştı. Neyse ki iptal etti. Biz de devam edebildik, uzatabildik. Yani en az 20 gün, hatta bir ay şey yapabilirsiniz. İlk etapta tutacağınız evinizi bu şekilde tutabilirsiniz. Sonra şöyle söyleyeyim. Buraya gelmeden önceki ev kiralarını araştırırken mesela biz şunu bilmiyorduk. Biz işte atıyorum ev kirası ne kadar olur? 500 pound, işte 550 pound falan olur gibi düşünmüştük. Yani bunun yanında council tax mevzusu var. Belediye vergisi 80 ile 280 arası değişiyor galiba tahmin olarak. A'dan H'ye kadar çeşitli bantlar varmış. Bu bantlara göre rakamlar ele alınıyormuş. Sanırım web sitesinden falan bunlar bölge bölge kontrol edilebiliyor. Oradan bakıp benim bulunduğum bölge hangi bölge ise ona göre belediye vergisi de o şekilde olabiliyor. Bunun yanı sıra evler genel olarak eski. Zaten burada yeni ev yok gibi bir şey. Çünkü her şey çok önceden planlanmış. Şey çok önceden kurulmuş. Geçen Nuri abi bahsetti. Çocuğun gittiği okulun 700 yıllık olduğundan bahsetti. Düşünün yani, gerisini siz düşünün. Şimdi birkaç tane eve bakmaya gittik. Şimdi ilk etapta yeni geldiğimiz için zaten sadece iki kişi de olduğumuz için kiralar, yani küçük ev bakıyoruz biz genelde. Stüdyo ya da 1+1 bakıyoruz. Yani 600 pound'dan aşağı doğru düzgün. Yani 600 pound'dan aşağı doğru düzgün yok. Bir de mesela evlerde şöyle bir olay var. Yani geçenki videoda da vardı. Bildiğin şey, hani çamaşır makinesi dışarıda. Yani bunu niye dışarıya koyuyorlar bilmiyorum. Böyle bir kültür mü var? İçeride ses yapmasın diye mi? Yani stüdyo daire ya da 1+1'lerde de böyle. Mesela biz dün gittik bir yere. Çamaşır makinesini bildiğiniz dışarıda kulübe gibi bir yer var. Oraya 3 tane çamaşır makinesi koymuşlar falan yani böyle. Bunun yanı sıra ne var? Buzdolabı var. Yine küçük evlerde buzdolapları şey oluyor. Böyle altı, mini. Aynen, mini ofis tipi buzdolapları oluyor. Bunlar da birazcık şey sıkıntılı. Yani yetmiyor. Tencere bile girmiyor içine. Sonra düşünelim. Dün bir eve gittik. Dün iki tane eve gittik. Dün gittiğimiz evde şey vardı. Yani fiyatı uygundu. Ev büyüktü. Ama ev çok eskiydi. Bak gördüğünüz gibi yol veriyorlar bize. Türkiye'den alışık olmadığımız durumlar. Bazen şaşırıyorum böyle karşıdan karşıya geçerken. Baktığımız ev birazcık böyle eskiydi. Böyle rutubetli gibiydi. Hiç böyle bir ruh yok derdi resmen böyle. Öyle baktık, sonra hemen çıktık. Şimdi bugün bir tane daha randevu aldık. Aramaya devam ediyoruz. Emlakçılardan emlakçılara şeyler de fark ediyor. Tavırlar da fark ediyor. Şöyle söyleyeyim, bir tanesi böyle çok resmi takılıyor böyle. Çok fazla böyle sallamıyor gibi. Yani bakıyor, beğendim mi tamam falan bu modda. Ya da başka bir evi beğeniyorsun falan. 3 gün sonraya falan randevu veriyor. Mesela diğeri daha şeydi, daha güzel davrandı, daha kurumsal davrandı. Telefonda konuştuk, tam anlaşamadık. İngilizce iyi bilmiyoruz dedik. Tamam ben size mail atarım dedi. Hatta mail atarken bile İngilizcenizin iyi olmadığını anlıyorum. Bunu Google Translate'den
çevirebilirsiniz diye böyle not bile yazmış. Daha ne yapsın? Sonra mesela eve gittik. Evde geldi bize, dedi ki İngilizce iyi bilmediğinizi biliyorum. Bana tekrardan sorun. Ben de yavaş konuşacağım falan dedi böyle. Evet, çok kibar. O anlamda gerçekten çok memnun olduk. Şimdilik evle ile alakalı yaşadığımız muhtemel problemler bu şekilde. Öğrenciler için şunu söyleyebilirim. Mesela biz şu anda şey yapıyoruz. 6 aylık kirayı veriyoruz. Bundan dolayı bizden ekstra bir güvence istemiyor. Ama çalışacağımız için. Ama mesela garantör istiyor. Mesela 6 aylık vermediğin zaman garantör isteyebiliyor. Öğrenciler için falan. Böyle bir şeyleri de var. Bunun yanı sıra düşünüyorum. Öğrencilere bayağı bir ev var bu arada. Öğrenciler zaten çoğu odada kalıyor. Evet. Burada oda sistemi çok gelişmiş. Yani paylaşımlı ev dedikleri. Hani bir evin bir odasını kiralıyorlar. Ortak alanları var. Yani öğrenciler için sıkıntı olmuyor ama tabii aileler için mümkün olmuyor bu sistem. Mesela bir de şey var. Hani çoğu şeyde kiralık ilanlara öğrenciye kiralık falan deniliyor. Aramaya devam ediyoruz biz şu anda. İnternetten çok takip ediyoruz. O uygulamaların isimlerini falan ben açıklama kısmına bir önceki videomda koymuştum. Şey de fena değil. Facebook'un marketplace kısmı falan var ya. Oradan da yeni ilanlar görebilirsiniz. Oraya da bir göz geçirmekte fayda var. Evet. Şimdilik bu video bu kadar. Gelişmeleri tekrardan paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.